Hay hak perde kurduk ışık yaktık oyunumuz gölge hayal gerçeğin aynasıdır bu perde sanılmaya martaval bu perde başka perde gölge oyun perdesi kara sevenlere işte kara göz perdesi aman efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz bendeniz hacivat yani hacıcavcav çok uzaklardan sizler için geldik bol bol muhabbet etmeye, sizleri gülüp eğlendirmeye. Albaraka'nın sunduğu bu güzel eğlence her akşam sizlerle birlikte olacak. Ben ve benim arkadaşım Karagöz sizlerin evinize konuk olacağız. Hem Ramazan'ın keyfini bol bol çıkarttıktan sonra biraz da ders edilip güzel güzel düşüneceğiz. Aman efendim. Yahu bu karagöz nerede? Acaba nerelere gitti yahu? Aa, dur yahu şuraya bakayım. Bir de buraya bakayım. Aa yok. Dur o zaman bir çağıralım bakalım. Oho kara gözüm iki gözüm yar bana bir eğlence. Hacı bu. Efendim yahu. mı bağırma bağırma. Ne oldu yahu? Çocuğu uyutuyorum. Çok salladım. Vallahi birlikte benim de uykum geldi ama sessiz ol. Tamam tamam merak etme. Hadi aşağıya gel. Yok ya bağırma diyorum hala bağırıyorsun. Ya karagözüm bağırmıyorum. Ya bağırma diyorum Allah Allah. <laughs> Tüm seni yüzünden çocuk uyandı. Gördün mü bak ne oldu köfte hor. Hop geldim. Ne var bir Allah Allah. Kara gözüm aşağıya gel demiştim. Seninle işimiz var. Ne oldu yahu? Ben sana bir iş buldum. Ne işi yahu? Seninle emlakçılık yapacağız. Hı? Ne yapacağız? lakçılık mı? Ya emlakçılık yapacaksın. Allah Allah. Nerede çıktı? Sana bir de çırak buldum. Hı? Sana bir de çırak buldum. Çırayı buldun. Ateşi mi yakacağız? Ya kara gözüm çırak diyorum çırak. Bebe ruhu de sana yardımcı olacak. Hayatta olmaz. Niye yahu? Karagöz Karagöz amca deyip deyip benimle dalga geçiyor. Arkasından da diyor ki patlak göz amca. Karagöz'üm sen merak etme. Onu buraya çağıralım. Ondan sonra güzel güzel konuşuruz. Bana bak ben onunla konuşmam zaten yerden bitme. Aa Karagöz'üm öyle konuşulur mu? Bana bak cebimi alır gezerim küçücük boyu var. Yahu Karagöz'üm ki şöyle konuşulur mu? Olmaz olmaz yani üstüne bassam böcek gibi kaybolur. Kara insanların boyuyla, görünüşüyle, zaafıyla hayatta dalga geçilmez. Bana bak bana. Bak benimle patlak göz diye dalga geçiyorlardı. Ama niye yahu? Kara gözüm herkes kötü davranabilir ama sen herkes değilsin. Örnek olacaksın. Evet ben örnek olacağım bak bak diye gideceğim. Yahu örnek örnek. İnsanlara örnek olacaksın. Bak bizi izleyen çocuklar var. Onlara örnek olacaksın. Evet ben önlük olacağım. Beni giyecekler. Yahu! <laughs> Örnek örnek Allah Allah Yani bebe ruhinin boyu kısa diye onunla niye dalga geçiyorsun bir adam Aa ne yapacağım yahu Yahu onun boyu kısa olabilir ama akıllı bir çocuk İnsanların bazen böyle zaafları olabilir boyu kısa olabilir çok uzun olabilir şişman olabilir zayıf olabilir hasta olabilir yani bunların farkına varmak lazım, farkındalık olması lazım. İnsanların görüşüyle, ruhuyla, duygularıyla dalga geçilmez. Aa, anladı. E geçen gün yüzüne söyledim, bayağı üzüldü. Eyvah 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 eyvah. Bence sen onu buraya bir çağır, ondan sonra ondan güzel bir özür dile. He, tamam tamam. E ben de sonra sizi işe sokayım. Tamam yahu, dur o zaman ben onu buraya bir çağırayım da ondan bir özür dileyim. Aa, tamam sen git. Tamam ben gidiyorum. Beberuhi! Beberuhi! Neredesin Beberuhi? Karakoş amca! Beberuhi neredesin yahu? Geliyorum geliyorum. Hoop, geldim. Bay, hoş geldin sefalar getirdin. Karakoş amca sana bir soru sorayım mı? Soru bakalım Beberuhi. Aslında ben sana küsüm. O yüzden soru sormayacağım. Ah Beberuhi merak etme ben sana geçen gün yanlış yaptım değil mi? Evet sen beni çok üzdün. Ah Beberuhi ben senin görünüşünle dalga geçtim. Evet sen benim sürünüşümle dalga geçtin. Yahu seni kimse sürmüyor. Yani görünüşünle dalga geçtim. Kısasın diye senin biraz üstüne geldim. Doğru söylüyorsun ben çok üzüldüm. Halbuki senin kafanda kel. Evet kel. E ondan sonra bazen yanlış anlıyorsun. Evet yanlış anlıyorum. E ben seninle dalga geçiyor muyum? Doğru geçmiyorsun özür dilerim. E tamam ben de seni affettim. Bundan sonra insanların görünüşüne dalga geçme tamam mı? Farkındalık yaşa. Tamam farkındalık yaşayacağım. Onları fark edeceğim. Teşekkür ederim Bebe Ruhi, beni affettiğin için. O zaman sana bir sorum var. Hadi sor. Dört tane ayağı var. Evet. Bıyıkları var. Evet. Miyav miyav der. Buldum eşek. Ya eşek olur mu? Kedi, kedi. Evet doğru kedi. Dört tane ayağı var. Evet. Bıyıkları var. Evet. Hav hav der. Buldum fil. Ya ne fili? <laughs> ya köpek, köpek. Ha, sen bana köpek mi dedin? Yahu havlar ya köpek. Allah Allah onu diyorum. He tamam tamam. Ya bebe ruhu beni affetti ya gerçekten insanın yaşının küçük olması da önemli değil, büyük olmasının da önemli değil. Önemli olan birinin diğerini affetmesi. Bu da bir büyüklüktür. Aa karı amca ne güzel konuştun. O zaman sen git de ben Hacı Vat'a söyleyeyim bizim barıştığımızı. Tamam ben gidiyorum. Akşama size geleceğim iftara. Tabii ki gel. Güzel güzel yemekler yaptırırım. İftarda da yersin. Tamam ben gidiyorum. Hadi bay bay. Aa! Oh kara kızım sana bravo ne güzel gönlünü aldın ya ho Akşam gelince ben ona güzel bir de tatlı veririm ondan sonra iyice kendine gelir Ya kara kızım akıllı arkadaşım benim Evet sakallı arkadaşım Yahu kara kızım akıllı diyorum akıllı Ne sen bana kıllı mı diyorsun Yahu akıllı akıllı Akılsız desem ne kılsız mı Yahu! kıllı da değil kılsız da değil Akıllı diyorum be adam Allah Allah taktı sakal kıla Yahu be adam sen akıllı bir adamsın. Beni dinledin. Teşekkür ederim. İnsanların görünüşüyle dalga geçilmez. İnsanların ruhlarıyla, iç dünyalarıyla dalga geçilmez dedim. Sen de güzel bir şekilde bunu anladın. Karagöz, buradan da arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ah çocuklar, çevrenizde boyu kısa uzun olan şişman ya da ne bileyim bazen reyleri söyleyemeyen arkadaşlarınız olabilir, yanlış anlaşılan anla arkadaşlarınız olabilir. Onlara kesinlikle kötü davranmayın. Onların farkına varın ve onlara değer verin tamam mı? Evet doğru. Çok güzel söyledin Hacivat. Ah kara gözüm bu oyunumuzu bu güzel dersimizden sonra bitirelim. Sonra başka oyunlarda görüşelim. Her ne kadar sürçül ihsan ettiysek affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hoşçakalın.